99 depremini hepimiz biliyoruz. Çok büyük kayıplar, hem can hem de mal kayıpları yaşandı. Aslında geçmişte de bu tür olayları çok sık yaşamışız ama maalesef tedbir alma hususunda çok sıkıntılar yaşadık o tarihlerde. Ama 99 belki ülkemiz adına bir dönüm noktası oldu. Hem depremlerle alakalı hem de diğer afetlerle ilgili neler yapabileceğini, tedbirler alınması hususunda çok büyük çalışmalar yapıldı. Ben de böyle bir konferansta bulunmaktan dolayı gerçekten çok memnunum. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, üniversiteler bulundukları yerde elbette farkındalık oluşturmak zorundalar. Afet hepimizin başına her zaman gelebilecek bir olay. Önemli olan gelen olayı, yani olayı baştan afet haline getirmeden karşılayabilmek. Karabük Üniversitesi'nde böyle bir şeyin düzenlenmesi gerçekten çok güzel bir olay. Elbette üniversitemiz, hocalarımız söyledi, dünyada ilk bine giren bir üniversite. Böyle bir üniversiteyi de olmaktan dolayı da gerçekten gurur duyuyorum. Böyle bir olayların içinde olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Böyle katılımlarınızdan dolayı da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kısa konuşacağım, başka da bir şey söylemek istemiyorum. Böyle burada misafirimiz olmanızdan dolayı, Karabük'ü tanımanızdan dolayı, özellikle dışarıdan gelen, özellikle yurt dışından gelen arkadaşlarımızın Karabük'ü dünyaya tanıtmak açısından da güzel bir olay olmasından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Afetler, doğa kaynaklı ve insan kaynaklı tehlikelerin canlılara, mana mülke, yürütülen hizmetlere, normal insan yaşantısını kesintiye uğratarak sosyal, ekonomik, fiziksel zararlar vermiştir. Hiçbir doğa kaynaklı tehlike veya insan kaynaklı tehlike zarar vermeden afet haline dönüşmez. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu tehlikeleri bilerek bu tehlikelere karşı önlemlerimizi almamız lazım. Bilinçli bireyler olmamız lazım. Burada konferanslar veriyoruz. Bunlardaki amaç nedir? Halkımızı, toplumumuzu bilinçlendirmek, afetlere karşı ne yapacağını bilir hale getirmek, bilinçli bireyler yetiştirmek. Biz bu sempozyum ile şunu hedefliyoruz. Bu sempozyum başlığı içerisindeki doğal olayları, deprem, taşkın ve hepimizin yakından ve bildiğimiz, içerisine bilimsel bilgilerini koyduğumuz, literatürde çeşitli çalışmalar yaptığımız, sonuçlarını çok iyi bildiğimiz etmenlerin tartışılarak bilimsel anlamda bir farkındalık oluşturmak, çıktılarının kullanıcıların, mühendislerin ve diğer bilim adamlarının anlamlı bir şekilde kullanarak daha uygun bir yaşam ortamının hazırlanmasına acaba literatür anlamda katkı koyabilir miyiz? Bunun da ötesinde bilimsel bir farkındalık oluşturabilir miyiz arzusuyla sempozyumu organize ediyoruz. Dünyadaki yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirmeden afetlerle baş edemezsiniz. Şu anda küresel iklim değişimiyle karşı karşıyayız ve kritik noktalarda. 2014'te iklim paneli raporlarında vahim olduğu söylenmişti ama son yıllarda bu söylenenden daha vahim ve acil durum olduğu ortaya çıktı. Bakın burada başta 18 bin yıl önce buzul döneminde, son buzul dönemindeki buzulların alanını görüyoruz. 45 milyon kilometre karelik bir buzul var. Şu anda 15 milyon kilometre karelik, yani üçte biri kalmış buzulların. Bu buzullar okyanuslara su olarak eklenmiş. Fakat burada kritik olan şey, küresel iklim değişimiyle birlikte sadece suyun artışı değil, çok fazla değişimler var. Küresel ısınmanın bütçesinin %90'ı okyanusların içinde hapsolmuş durumda. Sularda ilk 700 metrede hapsolmuş durumda. Hatta 3000 metreye kadar suların, okyanus sularının ısındığı ortaya kondu. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü toplu yok oluşlara neden olabilir. Ve su seviyesi her sene 2.8 milimetre yükseliyor. Toplamda bu 100 yıl içerisinde 20 santime yakın su yükselmesi var. Bu kıyıdaki tarım alanlarının sular altında, deniz sular altında kalması ve açlık anlamına gelebilir gelecekte de. Şimdi Marmara Denizi'nde bir depremi konuşuyorsak tsunami'yi de beraber konuşuruz. Bu konuda büyük şey var, spekülasyon var. İç denizdir, göl gibidir, tsunami olmaz. Bu yanlış. Baraj gövdesinde bile, ki örnekleri var tarihte,
İnşaatçı arkadaşlarım bunu çok iyi bilir. İşte Vayont Barajı bilmem ne örneklerinde olduğu gibi çok ciddi tsunami'ye benzer olaylar var. Dolayısıyla tsunami Marmara içinde bir gerçek, Türkiye kıyıları içinde bir gerçek. Özetleyecek olursak, tabi bazı örnekler vereyim. 2011'de Japonya'daki tsunami beklenmeyen bir tsunamiydi. Bakın ne kadar gelişmiş olmalarına rağmen iki kıtanın sürtündüğü yerdeki kısım kırıldığı için bunu pek tahmin edemiyorlardı. Dolayısıyla büyük bir deprem ve tsunami yarattı. Ve tsunami her zaman cepheden gelir. Burada çoğu yerde kıyı boyu akıntıları şeklinde geldiği için kıyıyı süpürüp gitti. Can kayıpları büyük oldu ve aynı zamanda Fukushima nükleer santrali zarar gördü. Fakat radyasyondan ölen yok, onu söyleyeyim.